Gel. Gizem, baban geldi. Nasıl durumu? Sinirli gibi. Vurdu mu o Levent'i? Ayşe, o abine söyle. Yarın annenle babanla birlikte bize yemeğe gelsin. Olur baba. Ne diye gelecekler baba? Bu işi bitiriyoruz demeye mi çağırıyorsun? Hele bir Zeynep'ten özür dilesinler de bir bakalım. Ben özür istemiyorum baba. Benim için bu iş bitti. Her insan hata yapar Zeynep. Önce bir özür dilesinler hele. Kızının yaşadığı rezalete ne demeli? Ha, ben de tam o konuya gelecektim. Kızım, senin bekar bir adamın yanında ne işin var? Anlamadım. Adam nişanlı da olsa bekar. İstediğini yapar. Velev ki evli dahi olsa ne yazar? Bir kadın davet edilmediği bir yere asla gitmez. Anlamadım baba, nasıl yani? Levent beni istediği gibi aldatabilir, ben davet edilmediğim yere gidemem, öyle mi? Bak kızım, biz şerefli bir aileyiz. Bizi rencide etmediği sürece canı cehenneme, istediğimi yapsın. Baba anlamıyor musun, ben istemiyorum. İstersin, istersin. Baban kimi isterse sen de istersin. Baba, biz bunu kabul edemeyiz. Ben bugün oğlumu gömdüm. Bugün kendi ellerimle toprağa verdim oğlumu. Böyle bir günde, böyle bir konuyla nasıl muhatap edersiniz beni? Sen de otursana sakin Allah. Annem ayrı, babam ayrı, abimin içinden geçtiler. Yok misafirleri varmış Batum'dan, yok iş konuşuyorlarmış. Kızları onun için çağırmışlar falan, dinlemediler. Ha bildiğiniz canını okudular. Sana hem kendi adıma hem abim adına söz veriyorum. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Ya abim de zaten köpekler gibi pişman oldu. Ayşe, kızım. Fikret sağ el kaldırsa ben onu evlatlıktan reddederim. Senin abin benim kızıma vurdu. Ben şimdi onu evlat diye nasıl bağırma basayım, de bakayım ha. Hangimiz hata yapmadık anne? Ay Levent iyidir ama öfkelidir. Öfkesine yenik düştü, hata yaptı. Ben senin torunlarının annesiyim, benim hiç mi hatırım yok? Ben abime kefilim. Ya orada onun kemiklerini kırmadıysam sizin hatırınıza kırmadım da. Kimse gelip benim mekanımı basamaz. Ne nişanlım ne karım. Vuramazsın Levent. Rızvan Leto'nun kızını el kaldıramazsın. Dışarıda ne yaparsan yap ama bir daha böyle bir şey olmayacak. Ya sen hele al bir nikahına. Sonra ne yapacaksan yaparsın. Asiye. Köprüyü geçene kadar Ayya dayı diyeceksin, o kadar.
O şımarık kıza kimse haddini bildirmemiş. Aferin, iyi yapmışsın. Ay senin ağzın bal yesin da. Tamam Asiye, bırak. Bak Nesin de çok kızdı. Ya Rızvan nişan attırsaydı? Rızvan sizden vazgeçemez. Ortada ben varım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Böyle acılı bir günde bunları konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama bacanak. Hayat kayıplara rağmen devam ediyor. Bir evladımızla vedalaştık. Ama burada iki güzel evladımız var. Mutluluklarıyla bizi mutlu edecek. Yani demem o ki. Tarık'ın gırkı çıkana kadar bekleyelim. Akabinde düğünümüzü edelim. Ne dersiniz? Büyüklerimiz hayırlı işte acele etmek gerekir derler. Zeynep kızıma da ayrıca bir sürprizimiz var. Aa, neymiş anne, çok merak ettim. Zeynep'in bir hayal uğruna buradan kalktı, ta Amerikalara kadar gitti. Okudu, iyi eğitim aldı. İnsanlara katkıda bulunmak için mandıra kurmayı istedi. Nesin Bey de Zeynep'in beğendiği ne kadar arazi varsa hepsini topladı. Köylüyü bir ikna etti. Düğünden hemen sonra kurabilirsin çiftliğini Zeynep'im. Yüzüğü onu düşürmüşsün. Bakar mısın? Ne var lan? Bu ne? Şimdi mi? Kusura bakmayın. Müsaadenizi istiyorum. Acilmiş. Ne oldu oğlum? Bir sorun mu var? Var baba, var. Sorun var. Haberler iyi değil. Evladım, ben size kesin talimat vermedim. Benim işime karışmayın diye. İyi de Rızvan baba, anlamıyorum ya, anlamıyorum. Onca adam tek bir adamı nasıl yakalamıyor? Vallahi billahi aklım almıyor ha. Ama abi eşkıya teslim olacağım demiş. Siz niye yolunu kesiyorsunuz ki? Gitsin hapislerde çürüsün işte. Anlamadığın işe karışma Ayşe. Anlayacak bir şey yok Levent. Çocuk teslim olacakmış. Bırakacaktın, teslim olacaktı. Neyse. Bunları sofrada konuşmaya. Ne de olsa gereği yapılacak. Ben gereği neymiş merak ettim. Adamın adalete teslim olması gereği değil mi zaten? Yargılanır, cezasını neyse çeker, gerekirse müebbet yatar. Ne bu saçmalık ya? Şimdi Zeynep, adamın biri gelecek, bizim kanımızı dökecek, sonra ekmek elden, su gölden öyle yatacak, öyle mi? Ne kanmış sizin kanınız ya? Diğer insanlardan nesi farklı? Halil İbrahim'e eşkıya diyorsunuz, bu sizin yaptığınızla eşkıyalık değil mi? Sen kardeşinin katilini mi savunuyorsun kızım? Ben hiçbir katil savunmuyorum. Hem de hiçbir katili. Zeynep otur şuraya. Zeynep! Zeynep diyorum sana! Levent! Kardeşime bir daha sesini yükseltirsen ses tellerini keserim senin. Thank you.
Nedim'e açık etmiş kendini. Kızı size vermem, Yavuz Leto'ya veririm demiş. Ya. Nerede şimdi bu kız, yaylada mı? Hı? Nerede, yaylada mı? Ayşe! Evet abi, yaylada. İyi hadi bak. Kiminle görüşecekse görüşsünüz Zeynep Hanım. Oğlum, fevri davranıp kendini de bizi de daha fazla kötü duruma düşürme daha. Daha ne kötü duruma düşecek Zuhal, ne yapacak? Uşan boynuz takıp mı gezecek, ne olacak? Erkek ol, erkek. Yaşayacaksan erkek gibi yaşa, öleceksen erkek gibi öl. Aynı Tarık'ım gibi. Oğlum, Asiye. Ne? Asiye, ne oldu? Benim ailem sizsiniz. Bundan sonra Levent diye bir abim yok. Eğer ona destek olup sahip çıkarlarsa annem de babam da yok. Canım yengem be. Tamam baba. Baban ne dedi? Gereğini yapacakmış. Nerede ki o? Öbür evde. Heh. Asıl Asya yılanı geri önü eder. Merak etmeyin siz. Ayşe bizim ailemiz. Aramıza bunca şey girdi. Bir de kan girmesin abi. Benim istediğim tek bir şey var, bir daha Levent'i görmemek. Başka bir şey isteseydim şotu oracıkta yapardı zaten. Acıyor, acıyor, acıyor. Rızvan baba, şöyle düşün. Sen şimdi kapıdan içeri girmişsin. Asiye teyzem böyle süslenmiş, püslenmiş, bir şeyler hazırlamış, tatlı battı işte yapmış. Hayırdır, sen bunları kimin için hazırladın? Cevap yok, ses yok. Hayırdır ya diyorsun, sen bunları Dursun Leto için mi hazırladın? O sana cevap vermek yerine agresif hareketler, tokat sallamalar falan, sen olsa ne yapardın? Asiye benim karım. Ne başkası için süslenir, ne de başka bir şey yapar. Bir günden bir güne ben de ona el kaldırmamışım. Eminim ki senin baban da annene el kaldırmamıştır. Öyle değil mi Nesim? Öyle. Levent büyük bir hata etmiş. Belli ki Zeynep onu istemediği için oğlumu kışkırtmış. Levent de bu tuzağa düşmüş. Düşmüş. Hem de pis düşmüş. Bakın. Biri benim kızlarımdan bir şey isteyecekse ya da bir şey diyecekse gelip benim karşıma dikilecek, bana diyecek, benden isteyecek. Seven erkeğin yapması gerekeni yapmış benim yeğenim. Senden bir şey istemesine gerek yok Rizvan Bey. Ama sen haklısın. Öfkelenmekte haklısın. Babasın, haklısın. Kızlarını istediğine verirsin, hakkındır. Ama nişanlı bir kız başkası için hazırlık yaparsa sadece nişanlısını değil, babasını da aldatır. Sen hele Zeynep'i dize getir, boynumuz kıldan ince sana. Ne karar verirse başımızın üstüne. Ya ablam Elif'le Şota'yı akşam yemeğine davet etmiş. Hazırla onlar için yapmış anne. Duydun mu Asiye? Şota demişken Reşit'in damadı benim oğluma el kaldırmış. Onun hükmü nedir Rızvan Bey? Şota Levent'i öldürseydi o zaman size söz söylemek düşerdi baldız. Ama Reşit'in damadı doğruyu yapmış. Had size had bildirmiş. Kendi de haddini bilmiş. Onun için hepinize tavsiye ediyorum. Haddinizi bilin.
Benim kızım güçlüdür. Her şeyin üstesinden gelir. Öyle değil mi Zeynep? Öyle baba. Aferin. Ah. Elif benim kızım gibidir. Sen de artık bizim damadımız değil, evladımızsın. Gel. Öyle değil mi Reşit? Evet Rizvan Bey. Sayenizde ailemiz çok büyük ve güçlü. Ayşe. Öfkeyle annene babana kötü sözler söylemiş olabilirim. Hazırlan, yanlarına git. Onların gönlünü al. Nasıl isterseniz Rizvan Baba. Hadi bakalım, siz de oturun. Hadi sizler de oturun. 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 Rızvan Bey, bu iyi hallerin beni çok mutlu etti. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın. İyi ki çocuklarımın babasısın. Sağ ol Nedim'e, sağ ol. Ben ne yapıyorsam çocuklarım için, ailem için yapıyorum. Bakın Fikret'e. Ne kadar güzel bir yuva kurdu. Torunlarımızla ömrümüze ömür kattı. İnşallah Tuncay da abisi gibi okuyacak, üniversiteyi bitirecek. O da güzel bir yuva kuracak. Tamer'e de aynı şeyi söyledim. Keşke Tarık da aramızda olsaydı da kendine uygun birini bulsaydı. Dengi dengine 40 gün 40 gece düğün yapsaydık. Ben Tarık'ta bir hata yaptım. Onun isteklerine boyun eğdim. Bir baba çocuklarının istekleriyle hareket etmemeli. Yani sonuç olarak çocuktur nihayetinde. Bugün başka bir şey ister, yarın başka bir şey ister. Ben Tarık hatalarından ders alsın istedim. Ne yazık ki kendim ders aldım. Bundan sonra evlatlarım ben kimi seversem onu sevecek. Ben kimi istersem onunla evlenecek. Bu mu yani baba? Benim sözüm baki kızım. Levent'le evleneceksin. Hayatının hatasını yapıyorsun. Ben biraz hava alacağım.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.